Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Dünyada da görürsünüz. Bak şimdi bir şey anlatmak için söylüyorum. Hizmette bir şey varılmıyor. Varılmak için değildir. İmanla bir yere varmak için değil. Başka bir tanesi var. İstikamet bir yere varmak, bir şey almak için değil. Ücret kendisidir. Çok ilginçtir. İstikamet hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. İşaretleyeceğiz de yazıyor bu. Hidayet ruhun cenneti. Yani hidayetle bir şey alınmaz. Yani bir şey vaat edilmiyor. Hidayet kendisi ücrettir. Emirdan'dan söylüyorum. Birinci Emirdan 106. 1 mi 2 miydi? Bakarız. Hizmetin kendisi bana ücret gösterildi diyor. 2'ydi değil mi? Bir daha söylüyorum. Hizmetin kendisi bana ücret olarak gösterildi. Ne olur bunu bir öyle biraz düşünün şu anda. Altını çiziyorum. Yani hizmet de bir şey değil, bir yere varmak için değil. Hizmetle varmak istediğin şey zaten hizmetin kendisi. Sana Allah hidayet verdi mi, cenneti bu dünyada yaşıyorsun, başladı. Abi ama bazı sıkıntılarımız şunlar bunlar var. Demek ki bazı şeyler yerinde gitmiyor demektir. Yani eğer bazı şeylerin varsa, onlar gülemiyorsan, musibetin yüzüne gül diyor diye... Ne yapar o da? Küçülür. O da eder tebeddül. Musibetin yüzüne gül. O da eder küçülür. O da eder tebeddül. Eğer hala sıkıntın gitmiyorsa demek ki bir şeyler yeninde akmıyor. Tamam. Şimdi istikametten kademe yapıyorum. Onu bitireyim. Ondan sonra dersime başlayacağım. Bununla alakalı, dersimle alakalı. İstikamet hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. İstikamet nedir? İhtina sıratel mustakim. Kur'an'da Fatiha'da ilmimi artır demiyoruz. Hidayet ve istikamet istiyoruz. İstikamet nasıl elde edilir? Eylemsel olarak söyleyeceğim, itikat olarak söyleyeceğim. Sonra başlayacağım. Yani ben şeyi çok seviyorum. Derslerime dikkat ederseniz. Mevzunun dimadaki karşılığı, enfusteki yapılandırması ve eyleme dönüşmesi. Eyleme dönüşmeyen her bir bilgi iddiadır. İddialar çoktur. Eyleme dönüşecek şey. İtikat boyutunda istikameti söylüyorum. Edile-i şeriyedir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. İtikadımız istikamet budur. Bunun dışında istikamet yoktur. Eyleme dönüştürüyorum, dikkat edin. Eyleme dönüştürüyorum, dikkat edin. 3 defa söyleyeceğim. Eyleme dönüştürüyorum, dikkat edin. 1. İstikamet şudur. Felsefe tabiri erek. Bizim tabirle hakikat. 1. Sıdıkiyet. 2. Adalet. 3. Enfuse yatırım. 4. ilim. Sırası budur. İsim, sembol olarak isimlendirirsem, sembolik isim ki hatırınızda kalır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Ömer Faruk radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh. Tersini yaparsanız, eğer ilmin arkasına sadakatı koyarsanız, o ilim sizi dalalete götürür. Sadakatsız ilim dalalete götürür. Sadakatsız adalet zulümdür. Adalet değildir. Ereğine, hakikatine bağlayacaksınız. Sıdıkiyet, İslamiyet teslimdir. Sıdıkiyettir. İstikamet böyle kurulur. Bu aklın zekasına galip olanlarda olur. Akıldaki karşılığını söylüyorum. Bir insanın aklı galipse bu sırayı fıtraten geliştirir. Bunlar eğitimledir. Doğasal olarak sana pek verilmez. O nefes almak verilir. Göz kapaklarının çıkmaya verilir. Eğitimle alakası yok. Reflekstir yani. Bu sıdıkiyet, yani bir hakikate bağlı olmak. Onun üzerinde
metre ve kantar oluşturmak, adalet. O süreçte kendine yatırım yapmak, onu çerçevelemek, ilim. Bu eğitimle elde edilir. Doğasından ve oturarak olmuyor. Yani akrabadan, soydan, familyadan değil. Onlar katkı yapar ama temelde bunlar eğitilmesi lazım. Kim de galip olur? Akıllı insan bu süreci kabul et, şey yapar, hakim kılar. Zeki insan tersten başlar. Yani zeki insanlar akıllarına galip olursa onların erekleri yani hakikatleri ilimdir. İlimle kendilerine yatırım yaparlar. Sonra ölçü ve kantar getirirler. Sonra sadakatlarını belirlerler. O neticede sadakatı belirlerler. Bu mu bu mu bu derler. Bunlar asla ve kata sıkıntıdan kurtulamazlar. Ve ben biraz işim ehliyim. Yani burada tevazu yapmayacağım. Fazla araştırdığım için istatistiği de ehline devletle alakalı bu işte alakalı olandan rapor istedim. Gelecek inşallah. Ankara cemaatinden bir abiymiş orada. Bu istatistik intiharla alakalı bir adam. Yani o devletin makamında bulunan. Bana intihar sebeplerini, istatistiğini getir diye getirecek. Söyledim. Evet hocam dedi. O cinstendir ama ben kaba taslak. Nedir o? Zekaları akıllarına baskın gelenler de intihar oranı kıyas edilmeyecek kadar büyüktür. Yani zeka ileride, akıl arkada. Akıl ileride, zeka arkada olanlarda sıkıntı ve intihar olanlar pek gözükmüyor. Nasıl olacak abi? Yani işte öyle yaptım. Akıllı insan sadakatı koyar. Yani hakka bağlı. Yani bir yere bağlanabiliyor musun? Ya tatmin misin? Mesela eylem yapayım. Sen Risale-i Nur'a kanaat edebiliyor musun kardeşim? İddia değil, laf değil. Eylem. Sana ben gösterdiğim zaman buralarda veya sen okuduğun zaman veya bana gösterdikleri zaman amenna bu böyledir. Tamam bunu bu yapacağım. Bunu deyip ya o zaman bir zata söylemişti ya tamam işte yani o işte diyorsan Allah belanı verdi bil. Bel'a bu. Bel'a. Çabuk okursan beladır. Yani sadakat olacak. Sonra o sadakatın içerisinde senin eline verdiği kantar ve metre adalet muhakeme demektir. Muhakemat yani bunu muhakemat eserinde veriyor. Muhakemat eseri külliyatın bütün toplamının cemidir. Hepimizce mütefekkün aleyhtir yani. Muhakemat kitabı en küçüktür ama külliyatın çekirdeğidir. Ne veriyor diye size sorulsa muhakemat insana ne kazandırıyor? Elimize metre ve kantar veriyor. Muvazene ve muhakeme. Taassup ise taassubun kaynağı cehalet ve adimi muhakeme. 89 münazaratta geçiyor bu. Yani tamam. Demek ki ilk önce sadakat, teslim. Hakikata, felsefe itibariyle ereğe. Ereğine yani iddia etmiş olduğun davaya bağlılık ve bağımlı. Bağlı olacaksın. Bu da laikalardan geçiyor. Sözlerden olmaz. Sözlerde sadakat olmaz. Mektubatı okuyanlarda sadakat olmaz. Sırf onu okursa. Lemaları sırf okursa sadakat o kadar olmaz. Belki böyle bir iddiası olur. Okumadıkça ve eyleme dönüşmedikçe sadakat olmaz. Son tarihlerde, hadiselerde gördük. Sadakatta sorun yaşayanların nasıl tepe takla gittiğini, nasıl küfürle beraber olduklarını ve kafir olduklarını, bunu cemaattan diyorum. Ve o arada çocukları olmuşsa bila velet olduklarını şahitleriyim. Siz de şahidisiniz. Küfre bilerek rıza olana, küfre rıza küfürdür. Zulme rıza zulümdür. Garipsiyorsunuz benim gibi kucaklayıcı bir insandan böyle kafir demeyi ama maalesef öyle olmuştur. Çünkü bilerek, severek Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenin bildiği halde hocam böyle diyor, benim cemaat böyle diyor diye bilerek yapanın imanı yoktur. O dönemde çocuğu olmuşsa bilavelettir. İmanı yoktur. Çünkü niye? Vela terkenu ile lezine zelemu fetemesekumunlar. Bitti yani. Bu çünkü sicili bellidir. Sana Risale-i Nur 206'da emirdan da söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi geçerse onu perdesi altında komünistlik bu memlekette kuvvet bulur. Ben Kur'an, İslam, vatan adına demokratları koruyorum. Başka yerde
hemen 196'da diyor ki halkçılar, ırkçıları elde edip sizi devirmeye çalışıyor. Onun için ben bundan endişe ediyorum vesaire. Çünkü bu küfürdür. Bu parti değildir. Parti olarak gözüküyor. Bir örnek veriyor diye. Yani Kemalizm neyse Cumhuriyet Partisi ruhu budur. Kemalizm ruhunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sökemezsiniz. Yani Kemalizm demek Cumhuriyet Halk Partisi demektir. Diğerlerinde hiçbirisinde bu yoktur. Ne Komünist Partisi var mesela. Bu böyle değildir. Yani bir şeyler var. Kemalizm ideolojisinin simgeleşmiş, siyasileşmiş bir haldir. Tamam mı? Bu böyledir. Bunu kim için söylüyor? Bilerek ve Risale'nin okuduğu halde, belki de bu kürsülere çıkıp da anlattığı halde bir dünyevi menfaatine veya bir şeye garaz adına, tamam mı? Ben de imanım gider. Çünkü bir siyasi parti adına bu sözü söylüyorsam bu parti mukaddes olması lazım ve din olması lazım. Ben de kafir oldum. Çünkü onun bir sürü zulümleri var, pislikleri var, çalma çıplara var, rezil kepazelikleri vardır. Nurcuların tasvip ettiği bir partisi yoktur. Tercih ettiği vardır. Takdir ettiği yoktur. Takdir ettiği partisi yoktur. Tercih ettiği vardır. Bu gelmemesi için bu şey vesaire. Nasıl olur soruna cevap vermek için söyleyeyim. Şimdi bu Emirdan da bunlar demiş kardeşim. Ha, bu istikamet budur. Belki garipseyeceksiniz ama maalesef böyle. Ha, eğer Risale-i Nur'un değişmez prensiplerine bağlı olursan, ereğine bağlı olursun, hakikatine bağlı olursun. Ondan sonra kendine o erek sana, o hakikat eline ister istemez bir metre verecek, bir de kantar verecek. Metre muhakeme, kantar muvazene, vezin verdi. Bunlar aldıktan sonra kendini yapılandırma oluyor. Enfusi, Osman, 3. süre. Ebu Bekir, Ömer, Osman. Enfus demektir. Enfusi yatırım yapmak, kendini yapılandırmak. Bak dışarıyla karışmıyorsun. Çünkü bir hakikate bağlı oldun mu? Adalet, iman buradan başlıyor. Adalet şeyinde. İslamiyet'e şey yaptın, iman nasıl devreye giriyor? Hakkı hak bilip hakka yapışmak, batılı batıl bilip batıldan uzak olmak. Yani el hubbu fillah ve el buzu fillah. Siz nurculuk size ne veriyor dediği zaman şu cümleyi söyleyin yetinin. Nurculuk bizim dostumuzu düşmanımızı gösteriyor. Ha, dostunu düşmanını biliyorsun. El hubbu fillah ve el buzu ne demek? Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak. Düşmanını da dostunu da Allah belirleyecek. Üçüncü neydi? Kendine yatırım yapmak, enfus. Sonra bu hakikati hem böyle dimağıma taşımak, dimağıma hem taşımak, hem kendimi yapılandırmakta ve etrafıma, çoluk çocuğuma nurlar saçmak için çerçevesini ilim yapmak. Bu eylem itibariyle, yaşanır itibariyle sadakatsiz ilim küfre hizmet ettiğini tarih gösteriyor. Sadakati olmayıp kafir olanlar, batanlar tarih doludur. Ama sadakati olup ilmi olmayanlar dalalete giden bir tane yoktur. Yani sadakatsız ilim kıblesiz namazdır. Kıblesiz namaz neyse sadakatsız ilim budur. Yani sadakati olup ilmi olmayanın dalalete giden yoktur. Babaannelerimiz, ninelerimiz ilmi yoktur ama dine sadakatleri olduğundan dolayı istikamet bulmuştur. Ama ayaklı kütüphane gibi gözüküp ki dersim konusu odur. Şimdi piyasada haddini bilmeyip hududunda kalmayan, kendisi bidat ve dalalet vadilerinde at koşturduğu gibi ümmete de böyle bir şey davet ettiğinden kendi küfründen hariç ümmetin günahını da üzerine alıyor. Yani ilmin kıblesi sadakat değilse kıblesiz namaz gibidir. Veya su olmayan buza benzer ki böyle bir su yoktur. Şey buz yoktur. Bir buz düşünün ki su yok. Olmaz. Evet şimdi bu konuyla alakalı bir ders. Bunlar hep anlattıklarım. Belki uzattığımı zannedeceksiniz ama külliyatın ve laikalardan üzerine helikopterle dolaşarak anlattığım şeydir. Demek ki hidayet ruhun cennetidir. Hidayet istikamettedir. İstikameti eylem itibariyle gösterdiğim, dimadakini göstermeye çalıştım, kalptekini göstermeye çalıştım. Eylemde de istikamet nedir diye. Şimdi yerini okuyorum. 132 lemalar. Üçüncü mesele. Tuba limen arafe haddehu ve lem yetecevez
davrahu. Yani ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Haddinde. Ne bak haddinden. Haddin, haddinden tecavüz etmez. Ne demek haddin? Haddini bilmek ne demek? Haddini bil. Haddini bil deyince ne anlayacağız? Sınırlarını bil. Başka? Yani hududunu bil. Başka? Var mı? Mesela bir adamın 10 lirası var abi. Heh. 8 liralık ticaret yaparsa haddini biliyor adam. Ama 15 liralık yaparsa haddini bilmiyor. Bilmiyor. Çok güzel. Başka? Vazifesi olmayan işe karışma. Evet. Hat çizgidir. Neyin çizgisi? Dinin sana çizdiği çizgi. Haddin. Birleştirilmiş bu kelime. Dindeki çizgi. Haddin. Dini hat. Dini çizgi. Haddini bilirsen hududunda kalırsın. Hududunda kalırsan hudutlara ve hukuklara tecavüz etmesin, mesuliyete girmesin, evde de cenneti yaşarsın. Herkes hududunda, sahasındadır. Herkes işini biliyor. Mesela bir tanesini söyleyeyim mesela şeyi. Zeytinburnu'nda dershanede 6 katlı binadayız değil mi? 6 kat. Ben oradayım. Arkadaşlarımız da orada. Bakın şey için eylem itibar ediyorum. Cennet mevsimi bir hava esiyor. Niye? Herkes işini yapıyor. Kimse kimseye mesela ben oturduğum yerde acaba millet ne yapıyor demiyor. Acaba endişe etmiyorum yani. Acaba ne yapıyorlar? Herkesi biliyorum ki herkes haddini bilip hududunda. Tıkır tıkır işliyor. Ben inerim dersimi yaparım şu an oraya giderim tak tak beklerim. Herkesin nöbeti vardır, yemek saatidir, çay fazla. Kim nereye gidecek her şey bellidir. Bak buradayım ama herkes nerededir biliyorum. Herkes işini yapıyor. Bu sayı insan niçin anlatıyor? Aile de böyle oldu mu? Bu sayı rahat ediyorsun. Çocuk gelmedi hanım ne yaptı acaba? Koca sen saatin belli değil, çıkışın şey değil. Tamam ne yapacağın belli değil. Estiği gibi yapıyorsun. Ne haddin var ne hudut kalmış. Had din. Dinin çizdiği sana çizgi. Bilmezsen. Yani ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Sokaktaki bir kelime değil. Haddini bilmek. Haddini bilmek. Dini sana çizdiği hudutlarından çıkma. Bir misal söyleyeyim size. Çok ilginçtir. Bunlarla kalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vadinin adını unuttum. Oraya bilmem ne kavmin cinleri vardı. Onlara tebliğ etmeye gitti. Fakat saldıracaklarını biliyorlardı. Ve yaban arılarını yuvasına çomak sokmak gibiydi. Bir sahabeyle çünkü saldıracaklardı, saldırdılar da. Fakat oraya gitmeden önce Allah Resulü sahabesine dedi ki, unuttum o sahabenin adını. Burada dur dedi, sadakat. Bak dedi, ben etrafına çizgi çiziyorum. Sakın dedi bu çizginin dışına çıkma. Mesela Okçular Tepesi'nde 70 kişi değil mi? Terk ettiler. Ne olursa olsun benden emir gelmedikçe terk etmeyeceksiniz dedi. Terk ettiler. Bedelini ödediler diyeyim. Sahabe dahi olsa bedelini ödüyor. Peki Yunus Aleyhisselam bedelini ödedi mi? Ödedi. Değil mi? Vesaire ödüyor yani. Peygamber dahi sonra. Şimdi sakın dedi bu çizgiden çıkma. Ondan sonra Allah Resulü gitti. Buraya saldırdılar. Ondan sonra hepsini görüyordu sahabe. Diyor ki o sahabe radıyallahu anh, Allah'ından razı olsun. Allah şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin peygamberimize. Ne kadar şeyler öğretiyor yani. İnsanlığa ne kadar faydası o. Şimdi dile getiremem de duygumu ifade etmek istedim. Şimdi buradan çıkmadı. Çıksaydı paramparça edeceklerdi. Ve dedi ki gördüm evet hep gelip giremediler diyor. Resulullah çizdiği yer. Ve mesela o hatırıma geldi. Haddini bileceksin kardeşim. Had, din. Yani dinin çizdiği had. Onun dışına çıkma. Eğer bir şeyler ters gidiyorsa sıkıntı var demektir. Ters gitmesinin sebebi, ters gidiyor. Bela musibetten kastetmiyor. Bela ve musibet sıkıntıya sebep değildir. Seni bir yerlere taşıyan bir inkılaptır. Tamam? Bir sıçramadır. Ama derste çıkarırsan, bana bunları Allah niye verdi dersen, o nimettir. Seni Mısır'dan çekirdeği patlatıp ağaç yapar. Yok canım ben hala haklıyım falan diye dersen, bela ve musibet yazıyı okuyamazsan o zaman o beladır. Belayı bela görürsen beladır. Belayı bir merdiven olarak görürsen nimettir.
Çünkü onun seni çıkartacağı yere nimet seni çıkartamaz. Çıkartamaz. Ama okuyabilirsen, Allah'ın bir mesajıdır o, mektubudur. Tuğba limen arafe haddehu ve lem yetecevez tavrahu. Ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Mezhepsizler de buradan çıkıyor. Haddini bilmiyor. Sen kimsin yani? Had din. 1400 seneden beri ulema, dev filozoflar, İslam muhakkikleri, mücedditleri anlamamış. Soytarı anlamış da onlar hep yanlıştır diyor. Bağışlayın beni İmam Azam'a, Bediüzzaman'a, Gazali Hazretleri, İmam Şafii'ye batıl ve küfürdedir diyenlere soytarı demem az bile. Ustad onlara dinsiz diyor. Ben gene soytarıyı dedim. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Öyle mi diyeyim? 27. sözde geçiyor. Hani haddini bilmiyor. Haddini. Dindeki haddini bilmiyor. Kendi had çizmiş. Dindeki haddini bilmiyor. Haddin. Ben de haddimi bilmem lazım. Haddimden çıktım mı zarar veriyorum. Ben ondan farkındayım. Sonra dua ediyorum. Nasıl bir zerre camdan bak şimdi. Görüyor musun bak şimdi? Mezhepsizleri veya evde de uygulayabilirsin. Haddim içimizde de olur. Bak nasıl, burayı çok okumuşsunuz ama bir de bu lisanla, bu uslupla veya bu noktayı nazarla buraya bir bakın. Acaba ben bu akşam ne farklı anlayacağım diye bu paragrafa bakarsan olur. Yoksa ben biliyorum canım 17. lemadan 132. sayfadan okuyor canım biliyorum. Hayır öyle dersen olmaz. Şimdi bakalım ne diyecek sana? Nasıl bir zerre camdan, tamam cam, bir katre sudan, tamam, ne olur bir camı hayal et, ettik mi? Bir katre su, bir havuz düşün, evin üzerinde havuz, bir deniz düşün, çık yukarıya kameri düşün, seyyareleri düşün, dünyamızdan büyük, kadar güneşin cilveleri var, hepsi güneş vuruyor. Kamer değil mi? Yansıtıyor. Kamer de bir aynadır. Ay da bir aynadır. Su da bir aynadır. Damla bir aynadır. Cam da bir aynadır. Kaç tane saydık? Cam. Güneş. Yok sırayla. Cam. Su. Havuz. Deniz. Deniz var mı? Deniz var. Kamer. Beş. Hase altı. Seyyare altı. Aferin. 6 tane ayna var. Bir de sayacağız. Çünkü boşuna sıralamamış. Tesadüf yoktur. 1. Cam. 2. Su damlası. 3. Havuz. 4. Deniz. 5. Kamer. Seyyare. Bir daha. Üşenmeyeceğiz. Su. Cam. Havuz. Deniz. Kamer. Seyyareler güneşi gösteriyormuş. Hep güneş aynadır. Tamam. Şimdi nerede kullanacak? Bunu kavrarsak gerisi kolay. Kapasitelere bak yani. Suyun gösterdiği güneş, camın gösterdiği güneş, denizin gösterdiği, efendim ayın gösterdiği, yıldızın gösterdiği. Yani çekiminden tut, şekline kadar. Yani ne kadar güneşi taşıyor, tanımlıyor. Mesela gezegenler hem gösteriyor hem de ama çekim yasasıyla onu nasıl tarif ediyor? Yani ay da güneşi sırayla gideyim. Cam parçası da güneşi tarif ediyor, tanımlıyor. Cam, su, havuz, deniz, ondan sonra ay, seyyare. Bunlar ille güneşi gösteren ayna simasını, şeklini göstermiyor, hüviyetini göstermiyor. Aynı zamanda ona yaptığı tesirle, ona yaptığı icraatı da hissediyor. 6 tane şey. Güneşin cilveleri var. Her birisi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini, aksini demek ona yaptığı tesir demek. Misalini şekil demek. Tutuyor ve haddini biliyor. Yani ayna diyor ki benim haddim bu kardeşim. Ben sırf onu gösteririm. Bir de ısısını veririm ama o kadar. Su da böyledir. Ama ay daha acayip bunlardan. Çekim yasası var. Orada adeta güneş fiili bir eyleme dönüşmüş. Hem hürriyetini gösteriyor, hüviyetini, hem de hakikatini tesir ediyor. Seyyareler daha acayip. Diğer seyyareler. Bu misalini tutuyor ve onlar hepsi
Hepsi şuurlu kabul edin. Cam, su, havuz, deniz, kamer, seyyare. Bunlar şuurlu akıllı. Hepsi haddini biliyor. Güneşi ne kadar gösterdiğini biliyor. Şimdi çıkıp da cam parçası ben de ay gibiyim dese haddinden tecavüz eder. Ve aynı haddine tecavüz ettiği anda güneşi ve diğer sistemi alt üst eder. Ben de ay gibiyim dese ay ne olur? Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Fakat ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Haddini bilir. Şimdi kalkıyor Arapça grameri çözüyor. Yensere nesere biliyor. Ben de İmam Azam'ım diyor. İmam-ı Şafii'yim diyor. Cafer-i Sadık'ım diyor. İmam Ali'yim diyor. Hazreti Ömer'im diyor. Ben de onlar gibiyim. Yanlış yaptı diyor. Şuna bak diyor. Nerede uydurdu diyor. Ona biraz terbiyeli ol lan. Senin sokaktaki arkadaşın böyle denilmez. Ben yanlış diyene bile diyemiyorum. İkili konuşmalarda. Diyemem yani. İnsan çekinir. Acayip bir şey ya. 1400 seneden beri bilinmemiş, anlaşılmamış. Hep haşa akılsız insanlar. Bir sen radiyallahu anh. Sen nereden türedin ya? İyi ki geldin ya. Sen olmasaydın dinde cahil olacaktık. Ona sapık. Tuvalet altında bunu bilmiyorsun lan. Soytarı. Sen diyor dalaletini kimden aldın da topluma, millete kusuyorsun? Haddini bilmiyor ki. Bak bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Yani ben İslam'dan, imandan veya ilimden bir aksi var. Ama dese ki ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Ben de denizim. Çuş derler. Çuş. Bir damla, bir parça cam diyecek ki ben de ay gibi. Ay gibi ben güneşi gösteriyorum. Nasip simayı göstermiyor ki güneş. Ay. Ondaki ayna darlık, güneşte gaz var, gaz. Bu camı düşünün. Parlak saydamlık güneşi gösteriyor. Güneşin üzerinde gaz var. Gaz yansıtıcı olmuş. Onun güneşi tanımlaması, tarif etmesi, güneşin içeriğini tanımlamasıyla aynadaki aynı mıdır? Su katresi aynı mıdır? Onun için gel, yani bunları biraz biliyorum Atakan Adnan. Onun için sinirleniyorum yani. Cahil olsam çok rahat edeceğim. En büyük alim cahillerdir. Çünkü bilmedikleri hiçbir şey yoktur. Yeni bir şey söyleyeyim. Yeni anladığım bir şey. Deftere yazdım. Ben zannettim ki ilim arttıkça cehaletim azalıyor. İlim arttıkça cehaletimin de arttığını gördüm. Ne güzel kurtuluyorduk. Bak ilim arttıkça cehaletin azalmıyor. Tam tersine ilim nispetinde cehaletin artıyor. Acayip bir şey ya. Eski de Rüştü abiye Allah selamet versin. Ya içimden derdim belki diyenler olacak. Ya amma da sert uslubu var falan. Dersiniz. Ben dakika dukka hak veriyorum, hakkımı helal ediyorum. Çünkü aynısını ben yaptım ona. İçimden diyordum ki biraz fazla vuruyor ya. Şahsiyeti manevisinden özür diliyorum. Nasıl anlamıştı? Fethullah Gülen meselesinde. Bir Rüştü abi aldanmadı. Öteden beri. Ancak hırtlamıza basınca anladık bu adamı. Ben bile anlamadım yanında olduğumu. Ama Allah biliyor ya sizi yalan mı şey yapacağım. Kalben hiç sevemedim o adamı. Ama dokunmayın bir şeyler yapıyor diyor. Rüştü abi hemen dakika dukla. Benim bu sözlerimle bana tenkit edeceklerini biliyorum. Helal ediyorum şimdi. Çünkü niye? Çalma kapıyı çalarlar kapını. Ben yaptım. Bana yapacaklar bu. Çünkü ölmeden bu başıma gelecek. Ben diyordum ya işte ya falan. Ya sert vuruyor ya. Sen de beni yaparsan aynı sen de buna duçar olacaksın. Çünkü ne zaman? Adam Lazca çıktığı zaman. Şimdi Türkçe konuşuyor. Türkçe bilenler anlıyor. Lazca konuşunca herkes anlayacak. Kaçıncı kattan bakıyorsun Büyükçekmece'ye? Konuşman ona göre değişecek. Birinci kattan bakan şu önümüzdeki duvarı görür. Abi duvar var falan telefonda. Bana tarif etsene Büyükçekmece'yi. Abi duvarlar var falan. Ağaçlar var, erik var, ot var. Çık üçüncü kata. Abi
Oho, denizden bahseder bilmem ne. Limanın adı neydi şurası? Kuytu. Ne? Mimar Sinan kuytusu mu? Büyükçekmece koyu. Koyu. Oralar tanımlar değil mi adam? Çünkü görüyor. Ha, demek ki yükseldikçe ufuk farklı, üslup da farklı olur. Ha? Allah Resulü sinirlendiği zaman şu parmak deniliyor. Nasıl bir şeyse alnındaki damar kalınlaşıyormuş sinirinden. Ya, acayip bir şey. Bir katre su, bir de okuyayım müsaade edin şu cümleyi. Bir katre su kendi, hani ne kadar acayip değil mi? Burayı okumuştuk ama bu noktadan bakınca bak ne kadar. Bir katre su kendi kabiliyetine göre, evde de uygulayın, güneşin bir aksi bende var der. Fakat ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Ya Arış tabi biliyor. E ben de biliyorum. Biz de okuyoruz canım. Cahil. Ya. Adamlar öyle. Öyle de alemimde neler oluyor şu ana bir şey yok. Bir bilsen ya neler. Onun için duraklıyorum. Kontrol ediyorum kendimi. Bazen deliliğim tutuyor ama çoğunlukla haklı oluyor. Böyle kızdığım zaman hamiyetim şey yapıyor. Öyle de Esma-i İlahi'nin cilvelerinin tenevvüne göre, Esma-i İlahi'nin çeşitliliğinin tezahürüne göre, yani aynı dar, hepimiz ayrı bir esmayız. Aynı zamanda başka esmaların cilveleri bazen Ömerlik tutuyor. Ömer-i Meşrep. Bana diyorlar ki abi Ömer'i bile değildi. Musevi bir meşrep. Musa meşrebi. Sert ya. Bir çakta adam öldü yani. Ölsün diye vurmadı ama o zalim memur vardı ya böyle. Avam eziyordu. Bir çakta adam hakikaten düştü öldü ya. Peygamberimiz de Übey bin Halef'i mi gebertti değil mi? Ben burada şunu geberteceğim diye. Tamam. Bazen bizde de Ömer'i, Ömerilik yok abi ne Ömerilik dedi. Yani Musevilik yani Musa'lık böyle meşrebi iş yapıyor. Yani dine olduğu zaman dayanamıyorum dine. Bilerek gözüme baka baka ihanet ediyor. Bunlar da inanınca, siz de inanınca veya işte dostlarım bu sebebi bende asabiyete inkılap ediyor. Bu kadar da mı yani? En azından mantık düşün ya bir kadın yazıyor. Ben diyor bu mezhepsizlerden şöyle açtım hocam diyor. Ne olur ya kadın kadar aç ya. İmam Azamlar dedi, İmam-ı Gazaliler, Bediüzzamanlar, Mevlana Halid-i Bağdadiler, İmam-ı Şafiler, Sahabe, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, tamam mı? Hasan-ı Basriler, 1400 sene, 1,5 milyar insan anlamamış da bu adam mı anlamış? Dedim ve kenara koydum dedi. Bu kadar ya. Gördün? Sadakat ama. Sadakat, koymuş sadakatı oraya. Eğer sadakatınız yoksa vallahi fırtınada kurtulma şansınız yok. Kâordasınız kâorda, kâorda, kâor. Yani kurumuş yaprak gibi. Sadakat yoksa şansın yok. Sadakat kıbleye koyduktan sonra ilim yapacaksın. Teslim olacaksın kardeşim. Adam diyor ki teslim olmak hürriyeti ortadan kaldırmıyor mu? Peki bu hürriyeti ortadan kaldırmıyor mu diyene uymak da hürriyetimi kaldırmış olmuyor mu? Vehhabiler şöyle diyor ya. Vehhabiler diyor ki İmam-ı Azam'a, İmam-ı Şafilere şunlar bunlar niye uyacaksın diyor. Kendi başına aç yapacaksın. Hürriyet budur. Yoksa aklını kireye verdin diyor. Ve onun dediği gibi, anladığı gibi Kur'an'a bakıyorsun. Dolayısıyla mahkumsun. Zahire bakarsan vay be ne kültürlü, ne hürriyetperver adam. Peki bunu iddia eden o adam gökten mi aldı bu fikri? Birisi dedi de uymadı mı? Dolayısıyla diyene uymuş olmuyor mu? İmam-ı Azam'a uyulmaması gerektiğini söylene uymakla o adam uymuş olmuyor musun? Anladınız mı? Hürriyet gibi görüyorum. Vehhabi mantığı bu işte. Bak, İmam-ı Azam'a niye uyuyorsunuz? Ona buna siz direkt Kur'an'dan gidin. Bunu bu iddia eden arkadaşımız var ya, gökten mi aldı biraz önce, bir sene önce böyle değildi. Bir yerden kaptı değil mi bu fikri? Bir kitaptan okudu, bir adamdan dinledi. O dolayısıyla buna uyarak insana uymuş olmuyor. Hani uyulmayacaktın sana? İnsana uymadan yapamazsın ki. O zaman tercih edeceksin. İmam Azam'a mı buna mı? Hasan-ı Basri'ye mi buna mı? İmam-ı Gazali'ye mi buna mı? Bediüzzaman'a mı bu soytarıya mı? Tercih edeceksin. Ondan sonra sana ait. Yani diyor ki kimse uymayacaksın diye ne uyuyorsun? Onu sana birisi dayatıyor. Tabiye söyledim.
He ya hakikaten dedi. Çayeli de ya kamyon. Ona dedim sen daha bir sene önce buraya Elif Bey öğretmedik mi sana? Sen dedim kamyonla çay taşımıyor musun? Kamyoncusun. Arapça bile bilmezsin. Kur'an öğrettik sana. Evet dedi. Sana bu fikir gökten gelmediğine göre kim öğretti? Okuyorum dedi. Birisi yazdı yani değil mi? Evet yazdı hocam dedi. Bir o yazana uymuş olmuyor musun şimdi? Buna uyma diyene uymuş olmuyor musun? Ses yapmadı gitti. Geldi. Abdest aldı. Elleri şey yapmış. Hakikaten doğru söyledin hocam dedi ya. Fesubhanallah ya. Esma-i İlahiye'nin cilvesinin tenevvüne göre makamat-ı evliyada öyle meratip var. Bir esma düşün. Esma'nın meratibi adedince evliyalar, evliyalıkta mertebeler var. Mertebe ya. Kimisi böyle gördüğün zaman seni rahatlatır. Kimisi konuştuğu zaman. Kimisi nefesi. Kimisi duyduğun zaman adamı rahatlatır. İsmini bile kullansan Allah tecelli ediyor sana. Hadiste de var ya. Allah hakikaten o kadar sevilecek acayip bir şekil. Nasıl sevmeyeceksin? Garip yani. Kulunu affetmek istiyor. Hiçbir şey yok adam. Leylim leylim bir adam. Dedi ki benim sevdiğim bir ulemayı, evliyamın ismini söyle. O ismini hatırla seni affedeceğim. Ne kadar leylim leylim bir adammış ki rivayete geçiyor. Onu bir alimi, evliyasının bile ismini diyemedi. Yani İmam-ı Gazali diyemedi. Bediüzzaman diyemedi. İmam-ı Şafii diyemedi yani. İmam-ı Şafii. Numan bin Sabit deseydi İmam-ı Azam. Allah affedecek. Ya benim diyor sevdiğim evliyanın ismini söyle tamam gel. Onu bile bilmiyor. Leylim leylim bir adam. Allah gene bırakmıyor. Hadi onu seven birisini söyle bana. Hani Bediüzzaman'ı seven birisini. Ne diyecek tepecikte? Ya Rabbi bilmiyorum ama bizim bir komşumuz vardı. Büyükçekmece'de Ayhan diye birisi. İyi bir adamdı. Namaz kılıyordu. O bir birisi vardı falan ustalar var. O onu diyebilirim ya Rabbi. Tamam lan. O sevdiğim evliyayı sevenin hürmetini seni de sevdim. Diyafeden böyle bir Allah'ım var ya. Böyle bir Allah var senin ya. Böyle bir rahmet bekliyor seni. Ne korkuyorsun yani? Adam gibi ol ama sadakatini bozma ya. Sana bir şey istemiyor. Böyle bir şey yap ya. Sadakat değil mi bu? Ya onu seviyor. Deyyan. Allah Allah. Ya Rabbi komşumuz birisi vardı. Beni bazen davet ederdi. Bir yere gidiyorlardı. O nasıl iyi bir adamdı. Çünkü şöyle şöyle vardı. Onu ben seviyorum. Ha, o Ayhan'dı ya Rabbi. Mehmet'ti. Ha o bir yere gidiyordu. Tamam lan. Sevdiğimi, seveni, sevdiğin için seni de seviyor. Geç bu taraf. Yani affetmek istedikten sonra herkesi affedersin. Bu kanunda. Sen affetmek istemediğin için unutamıyorsun. Bu kanunu kendine uygulasan, ilk önce kendimi söylüyorum. Ben ders arkadaşıyım sizden. Ben ne şeyhim ne şeyim. Yani bu kanuna bakarsan adamın mutlaka bir kapıyı bulursun affetmek için onu. Yani onu affetmek, kafir olmamak şartıyla ama. Münafık olmamak şartıyla, kafir olmamak. Müslümansa, dışa kalkar, rezil kepazı dayı olsa, yeter ki affetmek iste, barışmak iste, bir şey bulursun. Niyet. He tabii ya, niyet, nazar, onu değiştirir. Ya yeter be dedi. Adam, bir kere haset, kin, adavet, küsmek karşıya hiçbir zarar vermiyor. Hep bana, onu varıyor falan. Bina kat atar olan bir yükseldi falan. Karşıya görürüm bakın. Ona bu kadar azap çekeceğine, kendine çekeceğine. Lan ne haber lan nasılsın? Bitti. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Yaptığımı söylüyorum. Eğer yaptığımı söylemesem Allah beni tart eder. Bak sevmediğim ve haset yok fıtratımda. Sevmediğim kızdığıma var ya şöyle yapıyorum. Eğer dine marz değilse ya Rabbim onu ve beni affet. Ona dua ediyorum. Şeytan baktık olan hakikaten her zaman dua ediyor buna. Hemen ona bana sevgi pompalıyor. Adamı da unuttum şimdi. Dua da bile etmiyorum. Çünkü adavetim yok yani. Devamlı dua ediyorum. Baktık ona dua etmesin de tamam adavet duygusu da olmasın. Adavet duygusu gelince dua ediyorum. Hemen duaya sarılıyorum. Ya Rab onu affet. Ya Rab onu affet. Şeytan hoşlanır mı bundan? İnan yapıyorum. Böylelikle adavetten, hasetten kurtuluyor. Haset şey yok da Allah vermediği için bende. Hani böyle kızmaktan kafir olmamak şartıyla ona dua ediyor.
Siz de dua edin. Evet, Esma-i İlahi'nin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Kalp da bir arştır. Aynayı unutmayın. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. Terletti. Kalp da bir arştır. Bu kalp diyebilir mi? Ben de arş gibiyim. Ben arşım. Er-Rahman alel arş isteva. Arşta istiva etti. Sende mi istiva etti şimdi? Bak bir de okuyayım. Kalp de bir arştır fakat ben de arş gibiyim diyemez. Ne kadar güzel ölçü ya. Haddini bil be kardeşim. Acayip bir şey. Mesela adam hücum ediyor. Ne yapıyor ya Nurculuk falan. Ya Nurculuk'un kaynağı mısın sen? Ya otur ya oturdun işte. Haddini bil ya. Bak her şeyde evde de öyle. Uygulayalım evde. Evde reisim. Ya kardeşim reislik demek Allah'ın kanunu icra etmektir. Allah'ın kanunu da dinin koyduğu çizgide dur. Haddini had. Haddini. Dini haddini bil. Bildin mi? Rahat edersin. Kimsenin hukukuna payımal etmez. Nerede sorun çıkıyorsa inan haddini, dini haddini bilmemekten çıkıyor. Ben böyle yaşıyorum. Sonra arkasına düşüyorum özür dilemek için bir sürü problem yaşıyorum. Ama o kadar gururumu rencide etmektense biraz susabilsem yapamıyorum. Keşke yapabilsem. Ama insanım diyorum, eksikliklerim de var. Dersen sen, dersen de kendine de özgüvenini çökertmesin. Ona da o kadar zulmetme kendine. İnsanım diyeceksin, tamam mı? Öyle bir çıkartmayı da yapalım. Hep topla topla oldu, olmuyor. Sonra çarpar adamı. İşte ubudiyetin esas, evet ciddi söylüyorum. Çok kusurlarım var, hatırıma geldikçe vicdan azabı çekiyorum. Şunla cevap ediyorum. Dele tesil şöyle yapıyorum. Ben insanım, kusursuz değilim. Tamam, tövbe kapısı açık. Lemalar 85'te diyor ki, ben dediğimi söylüyorum kendime. Bazı kullarımın bazı fiillerini, hadis-i şerif var ya, görmem. Orada diyor ki, insan bazen ihtiyarı ve iradesini dinlemeden bazı güçler var. Onlar günaha sevk ediyor insanı. İnsan onda mesul olmuyor diyor. Doğru mu söyledim? Dur yerim. Özgüveniniz gitmesin diye sen de o zaman diyeceksin ki, ya Rabbi şu günahım var ya, şu halim, şu sözüm, o cinsten say. Dua et. Bak şurada. Allah Allah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah Allah. 85 mi dedim? 75'miş. İki açtım bak. Hem insanın latifesi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki. Bazıları diyecek abi nasıl buldun orayı? İşime geliyor da buldum da. İnsanın latifesi içinde teşhis edemediğim, teşhis edememiş, edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İhtiyar eylem, irade içsel yapı, içteki duygularının kontrol mekanizması irade. İhtiyar eylemi kontrol eden mekanizma. İrade ve ihtiyarı dinlemezler, belki de mesuliyet altına da girmezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki. Adam değilsin, senden bir şey olmaz. Değil ki, böyle ihtiyarsız baltı şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiş. O biçare adam yese düşüp helakete gider. Üstad diyor hayır. Yani mesuliyet altına bile girmez diyor. Ya Ozan diyeceksin ki ya Rabbi 75 lemalarda geçiyor ya. Bir halet varmış ya, iki tane. Teşhis edemedim. İnsan latife için teşhis edemedim. Bir iki latife. Bir tane değil iki tane. Ya Rabbi o Risale-i Nur'da var ya böyle 75'te teşhis edemedim iki latife. Onlar hükmettiği zaman insana irade ve ihtiyarı dinlemezler. İhtiyar eylem, irade içsel yapı, duygular, düşünceler. Ya Rabbi şu andaki o hareketim, o düşüncemi o sıradan say ve beni mesul etme. Fiili hareket mi diyor abi? Fiili ve ihtiyar fiilidir. Tamam. Ötekisi de irade de içsel yapı, duygu kontrolü, düşünce kontrolü. İçini vay vay kaynadım falan şöyle bir şey yapıyoruz ya. Onlardan. İhtiyar ve irade. Bu
cinsten olduğunu nasıl anlarız aslında? Şöyle sonradan vicdan azabı niye çekiyorsun? Yani alan yazıklar olsun lan Hasan sana. Ne biçim insan sana? Nasıl dedin lan şunu? Dediğimi söylüyorum arabada. Kendim arabayı söylüyorum. Nasıl dedin lan şu adama bunu ya? Niye dedin ya? Hemen cevap. Dur. Lemalar 75. Ondan sonra insanım ben ya. Biraz da baksınlar Hasan manyağına. Hep güzellik olmaz. Hasan iyi tarafı da var. Manyaklığı da var. Manyaklığı fazlaysa manyaktır. Delidir. Ama iyi tarafı iyiyse iyidir. İşimize yarar. İstepne lastik gibi dursun. Lastiğimiz patlarsa kullanırız bu adamı. Öyle koy kenara. Devamlı taktığım bir lastik olmayabilirim. Ama istepne lastik olabilirim belki. Yani derdin sıkıntı olunca aa falan diyebileceğim bir adamız. Ben bazen duamı, ikinci duamı söylüyorum. Bu da gizli duamdı. Gizli duamdan bir tanesini de çıkarıyorum. Diyorum ki ya Rabbi, Hazreti Ali radıyallahu anh huzur bulmak için huzuruna mani olan erva habiseleri, mevadi şerirlerin şerinden kurtulmak için senden huddam istedi. Allah'ım hangi esma ve sıfatın ona o huddamı yaratmışsa o esma ve sıfatın hürmetine bana da o cinsten huddam yarat. Beni erva habisi ve mevadi şerirlerden muhafaza eyle diye dua ediyorum. Devamlı tekrar ettiğimden ağzıma alışmış. Ya Rabbi İmam-ı Ali radıyallahu anh huzur bulmak için erva habise ve mevadi şerilerinin şerinden kurtulmak için huddam istedi. Senin hangi esma ve sıfatın onu yaratmayı iktiza ettiyse o esma ve sıfatın hürmetine bana da o cinsten huddam yarat. Beni insi ve cinni şeytanların şerinden, tuzaklarından beni hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Ya sonra da arkasına da Musa aleyhisselam muhrunu çakıyorum. Allah'lığın hatırına kabul eyle ya Rabbi diyorum. Allah'lığın hatırına. Sen Allah'sın, Allah olduğunu biliyorsun. Allah, Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah'a has olan lezzet-i mukaddesinin hatırına. Öyle ya çak işte ya Allah'la konuş kardeş ya bir fırsat ya. Nerede bulacaksın böyle bir şey? Dünya bir acayip bir yer, çok kaliteli bir yerdir. Cenneti belirleyen yer burası ya. Adem cennetteydi, cennette olduğunu bilmiyordu. Dünyaya geldi de vay orası cennetmiş demiş buradan. Burası çok lazım. Ya böyle bir yer ama bunsuz olmaz. Tanıyamazsın. Laikaları okumasan, uygulamasan istikrar, istikamet bulamazsın. Ne olur. O kadar şey yaşamışım ki. Her cemaate, her tarafa, her şeye. Düğünlere, cenazelere gidiyorum tam. Neler diyorlar, kimlerle uğraşıyorum, nelerle boğuşuyorum. Düğünde anons yapıyorlar, çıkıyorum. Tabii ki kamera orada çekiyor. Vay kadınlar yaptı. Ben de gülüyorum, ne yapayım? Allah Allah. Değil mi? Sinirlendiğinde başkasına diyorsun ya sinirlendiğimi Allah'ım beni affet. Ama o hataları buna sığınırsan o zaman düzeltme şansın olmaz. Şimdi fıkıhta bir şey söyleyeyim. Adam sinirlendiği zaman, o sinirle, sinirlendiği zaman mesela... Sinirlendiğinde talak verse, eğer sonra sinir gittikten sonra boşamayı, talağı hatırlamıyorsa buna cünunluktur ve din kaydeye almıyor. Kale almıyor, görüyor musun? Kontrol dışında olduğun için. Ya. O zaman bir haddi olmadığı için suistimal yapmıyorsun. Yok, suistimal yapmıyorsun. Vicdanı bir insan zaten. Ya aşamadın yani şöyle yapıyorsun. Ya yanlış yaptın. Eğer bu olmasa kuvvet zaten orada özgüvenin yıkmak için yaptı. Şeytan ne diyor ondan sonra? Bu şey yapan orada. Şeytan ne yapıyor biliyor musun? Sen adam değilsin. Adam olsaydın sana, sen adam olsaydın bunları yapmazdın. Anlıyor musunuz? Bak toparlanın. Hemen şeytan tepesine bindi bak. Okuyun bak. Eğer bu olmasa böyle bakmasan aman ha dikkat. Ne yapar biliyor musun? Ben piyasada dolu görüyorum bunları. O vakit şeytan o adama telkin eder ki senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, senin şekaveti mahkum etti. Kahrolsun kader demeye başlıyor işte. Kader yaptı diyor. O biçare adam yeise düşüp felakete gider. Bu senin günahı mesuliyetsiz olduğunu günah rahat işte manasında değil. Aşamadığın, çözemediğin, psikolojini bozan o günahın var ya, böyle sığın diyorum ben buna. Yani onunla mücadele etme değil, yapamadığın zaman.
Abi olmaz diyorsan gene tamam ya Rabbi, olmaz diyen kulunla olmaz muamele yap. Ama biz böyle istiyoruz böyle. Bizi böyle muamele et. Tamam. Bir tanesi vardı. Buradaydı. Berat gecesinde Cenab-ı Hak affediyor ya. Berat da yanımda oturuyor. Ya abi dedi, bir şey soracağım dedi. Bir şey soracağım dedi. Ya bir gece de Allah niye affetsin dedi ya. Böyle şey olur mu dedi ya bir gece falan. Tamam. Dedim ki Allah'ın sen ortağı mı? Sağımda. Allah affediyorum diyor. Almıyor değil mi kafan? Almıyor dedi. İyi. Öyle kaldı. Dua ediyoruz sonunda. Ya Rabbi işte gecenin ümmetin bir affet ama bu adam adalet istiyor. Rahmet istemiyor Allah'ım. Affedin. Yo abi öyle deme Allah aşkına dedi ya. Ben öğrenmek için dedim. Ya. Nasıl bir fırladı? Bu dediğiniz adalettir. Biz rahmet istiyoruz. İşte bir cevşen okuyan Kur'an kada sebap ve cevşen okuyana dört büyük melaike kürsülerinden çıkar, okuyana selam durur. Ve hürmet ederler ve tazim ederler. İşte niye? O küllidir, umumi değil. Tam herkese değil, her daim değil, her zaman değil. O kanuniyet peygamberin son makamını göstermiş. Ama o yolda ne kadar çıkarsan o sana hakikat olur. Berat gecesi de böyledir. Küllidir, umumi değil. Her daim, herkese değil. Ama o kanun, o yol var. Affet, bu da böyle. Küllidir, umumi değil, herkese değil. Bunu fark edene. Kim fark etti? Orayı görürsen ha demek ihtiyacım vardı. Hani demiyor muyuz? Nereden yaptım şunu ya? Nereden seyrettim lan? Net olsun şuna. Tepe tam şeytan geliyor. Sen var ya sen zaten adam değilsin. Ben sana demiyor muydum adam olamazsın? Başver ya bu dine ya. Vur çay oynatsın. Ha o zaman yeise düşürür. Allah'tan da ümidini keser. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser diyor ayette. Ya bir en iyisi çay içmek lazım veya su. Bismillah. Merak etme çay şeyi getiriyorum. Kalp da bir arştır fakat ben de arş gibiyim diyemez. Ya ne ölçüler be kardeşim ya. Vallahi zevk alıyorum, billahi zevk alıyorum ya. Dersten zevk alıyorum ben. Keyif ya Risale'nin ilk defa okuymuş gibi. Ne kadar hoş ya. Allah razı olsun. Murat beni bu derse yönlendirdi ha. Biz de zevk alıyoruz. Elhamdülillah ya. Allah'tan zevk almak, Allah'tan gurur duymak. Allah'ım senden gurur duyuyorum. Aşk ilan et ya. Ayşe'ye, Fatma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e yapacağını. Ya Rab seni çok seviyorum biliyor musun? Zaten biliyorsun ama. Benim bildiğimi. Hani var ya hafıza diyorsun ya. Hafız sen hafızsın ha. Yani senin hafız olduğunu ben biliyorum. Ya Rab sen Allah'sın. Sen zaten biliyorsun ama Allah'ım olduğunu benden ilan istiyorsun. Ben seni çok seviyorum. Hemen cevap verecektir. Vallahi billahi tallahi verecektir. Nasıl verecek? İçinde bir huzur olacak. O cevaptır. Bulutun arkasını bağıracak hali yok. Böyledir. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte ubudiyetin esası olan, ubudiyetin esası ne? Temeli, az, fark, kusur, naksını bilmek. Ubudiyet ha? İbadet ne abi? Ha. İbadeti de sen söyleyeceksin. Es-sualini söyleyeyim. Sual sormak ilmin yarısı. İbadet ne ile ubudiyet arasında fark? İbadet emirleri yapmak yasak. Evet, ubudiyet. Ubudiyet de bu. Düşünce boyutunda üç tane şey vardı. Neydi o? Ubudiyeti, kainattaki ubudiyetin sistemi görmek. Mehmet neydi? İhsan. Tasarruf. İnkılap. Bunlar neymiş? Neydi? Ubudiyetin dimağdaki onu görmek. Ubudiyet arkadaşlar bu. İbadet emirlere ve nehirlere uymak. Ubudiyet ise aç, fakr, kusur, noksanını bilmek ve niyaz ile dergah-ı ilahiye karşı secde etmeye bedel. Yani dua ile şey farklı. Neydi? Münacat. Dua umumidir. Münacat hususi anda olur. Her zaman dua yaparsın ama her zaman münacat olmaz. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın o her zaman dua ederdi ama balık içinde duanın daha sırrı var. Yani ubudiyetin sırrı duadır, duanın da sırrı münacattır. Zirve, tepe, dip bu. Sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etme nispetinde münacat olur. O özel hal.
Münacat. Münacat hastır, kalitedir, özdür. Mevcudatın duası vardır. Ama münacatı yok. Duası hepsinin var. Ama herkesin münacatı yok. İbrahim Aleyhisselam münacatı ateş içinde oldu. Yunus Aleyhisselam nerede münacat etti? Bak, dua demedi. Münacat. Sırr-ı ehadet, Eyyub Aleyhisselam da öyle. Sırr-ı ehadet, nuru tevhid içinde inkişaf etme anında ya Rabbi, Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Ne keyif veriyor ya. Dua acayip. Yani bir şey almaya boş ver. Kendisi almaktır. Böyle diyebilmek var ya, en az 5 dakika 3 dakika rahatı yok be. Değil mi rahatlatın? Mevlatın da tayyatta insan mı yapıyor? Evet. Ubudiyeti yaparken münacatı da ben olan ben yapıyor. Diğer hayatı, ruhu ubudiyet yapıyor. Münacatı ise ben olan ben. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Buraya kadar ibadet. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Burası münacat. Sana husisil oldu. Sana ait. Dua umumdir ama ben mesela amin söylüyorum, söylüyorum. Amin diyorsunuz. Bu duadır. Ama senin içinde onu onaylama hali münacatındır. Ya Allah'ça sana verilen şifre. Yaşar Risale-i Nur. İşte ubudiyetin esası olan aç, fakr ve kusur ve noksanını bilmek ve niyaz ile dergah-ı uliyete karşı secde etmeye bedel, naz ve böyle yapmak lazım iken, naz ve fahr suretinde gidenler zerrecik kalbini aşa musavi tutar. Katre gibi makamını, adama bak, haddini aşıyor, İmam Azam'a dil uzatıyor. Gene oradayım ha. Katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatıyla iltibas eder. Ben de adamım, niye yansırenen soru. Ne demek? Elhamdülillah Rabbil Alemin, alemler Rabbine hamdolsun diyebildiğim için. Senin bilgini sevsinler. İçi kof. Kendini o büyük makamata yakıştırmak, o makamda kendini muhafaza etmek için tasanuata, evliyalık gibi falan, kamilinse böyle, fiyakayı da böyle şey yapmıyor, ciddi falan. O özel hayatlarına baksan acayip yani, çünkü çok yakından tanıdıklarım da var. Ve o makamında, makamda kendini muhafaza etmek için tasanuata, tekellüfata, manasız hot furuşluğa birçok müşkülata düşer. Elhasıl hadiste vardır ki helekel nasu ilel amilune ve helekel alimunel illel amilun ve helekel amilun ilel muhlisun vel muhlisune ala hatarin azim. Yani medar-ı necat ve halas yalnız ihlastır. Bak hiç meal değil bu. Mana. Medar-ı necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi, ihlası kazandıran harekatındaki sebebi, sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. وَمَا أَنَّ بِالْبَاغِ عَلَى الْحُبِّ رُشْفَةً ضَعِيفٌ هُدًا يُبْعَى عَلَيْهِ ثَوَابٌ. Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete
tam manasıyla validelerin şefkatleri mazardır. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için hüsrevin müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.